Selamlar. Empire Craft Krallıkların yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi Kolosseum'un üzerindeyim şu anda. Ben bölüm arasında bayağı bir çalıştım. Ve buranın çatısını ve içerideki koltukları hallettim. Normal bu videoda yaparım diye düşünüyordum ama bir başladım. Baktım bitmek üzere dedim artık videoya girmenin herhangi bir gereği yok. Yalnız bu arada merdivenler tam istediğim gibi olmadı. Biraz değişiklik yapmam gerekecek. Çünkü şuralar böyle kenara doğru çıkıyor. Şimdi şu arka taraftakiler sorun değil de şu yan taraftakiler biraz problem gibi gözüküyor. Oraları tekrardan bir dizayn etmem gerekecek. Yalnız genel hattıyla bayağı güzel oldu. Şöyle sütunlar çıktım. Çatıyı sanki tutuyormuş gibi. O yüzden o merdivenleri daha halletmeden buradan girişleri ve çıkışları da yapmak istemedim. Daha sonra etrafı bayağı bir kazdım yine. Şurada bugün karşıda çalışacağız. Orayı bayağı bir düzledim. Buralar daha taş gelecek. Yalnız nerelere daha evler yapacağımı bilmediğim için burada devam etmedim. Artı ikinci bir konut daha var. Burayı kapladım. Daha varyasyonlarını yapmam lazım. Onun için malzemelerimi hazırladım. Yalnız şimdi bu ya istinat duvarım artık bu toprağın kaymayıp da işte durmasını sağlayan bu duvarlar diyelim. Bunları düz taş yapıp önüne kemer mi koyayım yoksa şöyle karşıdaki gibi mi yapayım? Onu düşünüyorum. Daha sonra buraları düzledim. Şuradan yukarı çıkacak merdivenler yaptım. Şunları düşürmüştüm de pek gözüme hoş gözükmedi. Buralar da daha değiştirilecek. Artı bu merdiveni biraz geniş tutmak istiyorum. Yani şu yukarı çıkılan alanı. Yani bu biraz geri gidecek. Bu da biraz geri gidecek. Şu ortadaki alan biraz yükselecek. Daha sonra buraya senato binası için bir plan yaptım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle yukarı çıkıp size de göstereyim. Yani senato derken işte parlamento binası olabilir. Eski Roma'da veya eski Yunan mitolojisinde ülkeyi veya o bölgeyi yöneten bir kişi var. Yalnız senatörler de bir araya gelip toplanıp toplantı yaptıkları bir yer var. Gözüme biraz da küçük gözüküyor ama bilmiyorum yani binayı bir bitirdikten sonra genel hattıyla bakacağım. Şuralara da iki tane aynı şekilde tapınak, sunak tarzı bir şeyler yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. O yüzden fazla uğraşmadan, şey konuşmadan hemen başlayalım. İlk önce zemini yapmak istiyorum. Zemine baktım. Mustafa orada açık gri terakotayla bu kuvars bloklarını kullanmış. Bilmiyorum kuvars bloklarım da inşallah yeter. İlk önce buranın zeminiyle bir başlayalım. Damalı bir şekilde yapmış Mustafa şu şekilde. Ben de aynısını burada yapmaya çalışacağım. Daha sonra sütunlar çıkacağım ve üstünü kiremitle kapatacağım. Bloğun adı kiremit miydi? Taş tuğla mıydı? Şurada herhalde ha. Tuğla. Bu tuğlanın basamaklarıyla orayı kapatacağım. Yani yarım bloklarla. O yüzden ilk işimiz ilk önce burayı böyle bir damalı desen getirmek. Bu şekilde. Açık gri terakota ve kuvars bloğuyla. Şimdi ben buranın ve karşı tarafın zeminini tamamen bunlarla kaplayacağım. Kaplama işlemi tamamlandıktan sonra tekrardan yayına geleceğim. Az sonra görüşürüz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bitirdim. Her iki tarafı da. Bu arada merak edenler için buranın genişliği 13'e 27 olması lazım. Öyle saymıştım en son. Şimdi birer basamak arayla, şey, birer blok arayla böyle sütunlar çıktım. Çıkacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 çok mu olur, az mı olur? Şöyle bir bakalım. Bence 11 şu anlık iyi. Şöyle 2, 3 tane sütunu çıkayım. Daha sonra üzerine çatı gibi bir şey kaplamaya çalışacağım. Onun için de tuğla basamaklar aldım üzerime. Şöyle 11 herhalde. İki sütun daha çıktıktan sonra yavaştan çatısını göstereyim. Yine böyle az sonra gelmeli bir video olacak. Çünkü dediğim gibi yine eğer hepsini yaparsak 3-4 saat burada olmanız gerekir benimle birlikte. Benim için bir sorun yok ama siz herhalde hepsine bakmazsınız. Şöyle. Hepsini bir defa da yapabilir miyim? 3.
Böyle tamam herhalde. Şöyle bir bakalım. Evet. Üstüm yok. Biraz şuradan şey alayım. İskele. Eğer konabilirsek tabii. Bu kadar yetecektir. Şimdi orta nokta burası mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Evet. Basamakla başlayalım. Biz bu uçma işini biraz geliştirdik herhalde ya. Şöyle komple bir sırayı böyle önden geleceğim. Şimdi 6 dedik değil mi? Burası artık gidebilir. 2. Tekrar 2 desek. Tekrar 2. Burası yine orta noktaya geliyor. Tamam. Şimdi öteki tarafa gidelim. Daha önceki videomda da belirttim mi? Yani bu eski Yunan mitolojisinde veya işte binalara baktığımız zaman, YouTube'da da başka binalara baktığınız zaman, yani bu çatılar çok dik yükselmiyor. Bir orta çağ gibi değil mesela. Böyle ve böyle. Şimdi bu 2-3 tur yapayım ki en azından bir sizde nasıl olacağını bir görün. En azından bir fikir yürütebilirsiniz. Şu şekilde. O yüzden her bir basamağa tek tek yukarı çıkmadım. 2-2 geldim. Öyle yukarı çıktım ki o daha bir yumuşak yukarı doğru çıkış olsun diye. Şu şekilde. Evet. Güzel oldu. Hatta bu iç tarafı da şey yapacağım. Mustafa'nın yaptığı gibi. Hatta ben orayı gösterdim size bilmiyorum da. Mutlaka Mustafa'nın videosuna da gidip bakın. O buraya bir hamam yapmıştı. Hemen oraya doğru uçup göstereyim size. O çatıyı kapladıktan sonra çatının görünen kısmını ladim ve huş basamaklarla kaplamış. Gerçekten güzel olmuş. Mustafa buraya bir hamam yapmıştı. Bir antik Yunan hamamı. Çok da güzel oldu. İşte burada zeminde yine açık gri ve kuarsları kullanmış. Şunu diyorum. Zemini aynı bu şekilde kaplayabilirim. Şu anki düşüncem de o yönde aslında. Mustafa'nın kanal linki zaten açıklamada var. Diğer tüm arkadaşlarım olduğu gibi. Bu arada bizim cadde biraz bugün işlek. Umarım videoya bu araba sesleri gelmiyordur. Elimden gelecek kısmaya çalışacağım yine. Orayı da öyle yaptıktan sonra... Aa, şimdi aklıma geldi. Nether taşı getirmeyi unuttum. İçine de böyle... ne derler? Işıklandırmak için... şeyler koyacağım. Vallahi Türkçesi nedir bilmiyorum ama içinde ateş yanan böyle kaseler tarzı bir şey. Onun için biraz düz kuvars alayım. Bunu merdivene çevireyim. Çevir hepsini çevir. Mutlaka bir yerde kullanırız. Şimdi kuvars da fazla yok elimde, o yüzden korka korka alıyorum işin doğrusu. Şimdi ne demiştik? Orta nokta burası mı? Evet. Şöyle iki basamak gelip şöyle 3. Bunun içine Nether taşı koyup
Çakmak, çakmakla yakacağım. Yine burada sürekli bir alev olacak. Aynı şekilde bunu buraya da kopyalayacağım. Ve bunu tam ortasını bulup ortasına daha büyükçe bir tane yapacağım. Yerden bir basamak, yeşil bir blok yukarıda olan bir şey. Olmazsa onu da birlikte yapıverelim hemen. Onun için de değişik bir dizayn kullanalım. Gel bakalım. Oyma kuvars bloğu. Şimdi bunu iki kenardan başladık. Şöyle gel. Böyle dedik. Tamam. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 desek. Herhalde oldu gibi. Yalnız çok mu büyük olacak? Yok, burayı da içe doğru kapatsam şöyle. Normal dışa doğru kase gibi yapmak istiyordum. Bu olmadı yalnız. Yok olmaz, şu köşeler açıkta kalır. Fark eden bir şey yok aslında. Burada yürünecek bir alan yok. O yüzden onu rahatlıkla dışarı doğru yapabilirim. Şu şekilde. Tek yapmam gereken bu hattı böyle yürümek. Buradan dışarı çıkacaktık. Bırakmayın, acele ediyorum biraz. Gece oluyor. Hemen yatıp geri geliyorum. Evet, tekrar geri geldik. Şurada devam edelim. Buraya kadar gelecek. Buradan çıkacağız. Şöyle bir yukarıdan bakalım hemen. Umduğumdan büyük oldu ama fena da gözükmüyor. Çünkü önünde çok fazla sütun olacağı için içerisi tam detaylı şekilde zaten gözükmeyecek. Ancak içine girdiğimiz zaman bunu göreceğiz. Artı içeriği aydınlatmakta bize yardımcı olacak. Buraya bayağı yakın geldi ama. Ya içinde küçültmek de istemiyorum. Şimdilik fena gözükmüyor gözüme. Oldu arkadaşlar. Sütunları çıkacağım. Çatıyı kapatacağım. Bu aynı ateş yanacak yerleri karşıya da yapacağım. Bu arada base'e giderim. Yani ana base'imize. Oradan ne derler? Nether tuğlası alırım. Varsa. Yoksa Mısır'da mutlaka var. Ama Mısır'a gireceğim. Hemen şuradan Nether'a geçer. Oradan bir 2-3 stack kazar geri gelirim. Ben bu işlemleri tamamlayayım. Hemen geri geliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi sütunları çıkarttım. Bu kenarları da çıkarttım. Sadece şu kenarlara biraz ayar yapmam gerekiyor. Onları bölüm arasında mutlaka hallederim. Şimdi gelelim asıl senato binamıza. Bu arada söyledim bilmiyorum da bu ortaya bir havuz yapmak istiyorum en azından bir fıskiye. Kenarlara yollar, ağaçlandıracağım burayı. Yani buradan gelinip böyle senato binasına heybetli bir yoldan geliniyormuş gibi. Şimdi buralara sütun düşünmüştüm. Sonradan fikrimi değiştirdim. Yine sütunlar gelecek ama dizaynı biraz değiştirmek istiyorum. O yüzden bunları bir kaldıralım. Bu arada bunun ebatlarını bilmiyorum. Şöyle sayayım. Yani bilmiyorum dedim, böyle kafadan bir git gelmeye başladım. Sadece çemberi plotsan baktım. 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Burası çift gidiyor çünkü sütunları öyle düşünmüştüm. Gel bakalım. Şimdi tabanı böyle yapsak.
Daha sonra iki sütun çıksak. Fazla mı yüksek olacak? Onu da bilmiyorum. Şöyle bir merdiven. Böyle bir merdiven. Şöyle bir dur, kendimi geri alayım. Bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Bunlar artık gerek yok. Şekilde ve bu şekilde. Şimdi kalanları ben az sonra halledeceğim. Arayı 5 mesafe koydum diye hatırlıyorum. Buradan geriye doğru 1 2 3 4 5. Evet. Şimdi çatı böyle gelse. Aşağıdaki hattı da çatıyı nasıl kururum diye öyle şey yapmıştım. Yoksa oraya herhangi bir bina gelmeyecek. Haydi. En azından çatıyı dönebilirsem o bana sonra destek olur. Yani ters merdivenleri koyarken ekstra bir blok koymama gerek kalmaz. O manada destek olur diye şey yaptım. Şimdi hazır gelmişken şunu koyabilirim. Yine mi gece oluyor? Şimdi yine aynı şekilde böyle geleceğim. Normalde burada tam duvara denk getirmeye çalışacağım burayı. İki geldik, yine yukarı çıkacağız. Tam duvarda burada başlayacak. Bu şekilde olacak buranın üstü. Hemen yatıp geri geliyorum. O çatıyı tamamen halledeyim, sütunları bir halledeyim. Tekrardan videoya geri geleceğim. Görmüş olduğunuz gibi çatıları hallettim. Şöyle kenardan görünüşte. Tam istediğim gibi oluyor. Yani fazla yukarı dik çıkmıyor. Evet. Şimdi buraya ne yaptım ya? Yünü işaretledim. Şimdi ana bina burası olacak. Yani ziyan binalar, ek binalar da burası olacak. Ve buraları da bunun adı neymiş? Kuvars tuğlayla dönmek istiyorum. Biraz fazla kuvars gidecek. Yalnız yapacak bir şey yok. Onu, o veya bu şekilde köylerde satın alırız. Yalnız bu bölümü bitirecek kadar kuvarsım var mı? Ondan şüpheliyim. Bakalım nereye kadar gidebileceksek oraya kadar gideriz. Kalanını da bir sonraki videomuzda bitiririz. Tam benim için önemli olan zaten ana duvar burası. Öteki tarafı çatıya göre uydururuz. Orası sorun değil. Veya çatıyı binaya göre uydururuz. Gene kuvarsım bitti. Hem hazır inmişken şurayı da bir ışıklandırayım. Ne olur ne olmaz. Çünkü bu kenarda yaptığım tapınaklar bayağı bir kuvars harcadı. Bu kadar harcayacağını tahmin etmemiştim.
Zeminle kaplamayı ilk önce düşünmüyordum. Sonradan aklıma geldi. Mustafa dedim öyle yaptı. Ben de aynı şekilde gitmek zorundayım. Yoksa aynı hizada devam etmeyiz. Ya da aynı doğrultuda. Buradan kenara dönmeyeceğim. Burayı halletmek istiyorum. Şimdi bir kat, bir blok daha yukarı çıkıp ilk pencereleri buraya koysam. Yani sütunlar burada. İki sütun, üç boşluk. Yo, dur. İki sütun, üç boşluk mu yaptık? Doğru, öyle. Pekala. Olmadı. Allah, bir yerde. Ha yok, kenarları. Tam buradan başlamadım ben. Bunlar tam buradan başlıyor. F5 ile başla bakalım. Doğru. Sütunlar oradan başlamıyor. Hop. Tuşları karıştırdık. Doğru, sütunlar buradan başlamıyor. Öyü. Ama sütunların oradan başlamaması benim için bir problem fark ettirmiyor. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Çift gideceğiz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Böyle mi oldu? Bunu buraya, bir buraya alalım. Bunu kaldıralım. Fazla oldu. Bunu bu buraya alalım. Buradan bir tane kaldıralım. Tamam, şimdi burada 3, 4, 3. Tamam, öyle olsun. Benim için herhangi bir sorun değil. Tamam. Şimdi duvarı hallettiğimize göre içeri girişleri de halledelim. İki tane giriş olsa yeter. Şimdi orta sütunumuz burası. Şu şekilde. Aynen, bir tane de buraya yapalım. Tamam. Oraya olmayacağına göre şöyle yapsam. Doğru mudur? Doğru. Burada da Mısır'da şey kullanmıştım. Hafif mavi tonları, burada da biraz kırmızı tonları kullanmak istiyorum. Nasıl olacak bilmeyeceğim. Burada ikisi de hazırlamıştık. Şimdi buna nasıl bir desen verebiliriz? Bu hiçbir şeye benzemedi. İşin doğrusu kırmızının desenlerini pek bilmiyorum. Böyle yapsak. Ha, tamam, ortada bir desen oluşuyor da yan tarafında oluşmuyor. Şimdi bir şey oldu. Nasıl yaptık bunu? Böyle. Böyle. Burada da desen oluştu aslında. Tamam, yine bu şekilde devam edelim. Böyle. Böyle mi yaptık?
Yok, bu tamamen değişmiş olur. Tamam, şimdilik böyle kalsın gerçekten. Bu terakotalarla uğraşmaya başladığın zaman bayağı bir zorluyor insanı. Bu sefer de yukarıdaki camların önünü mü kapatıyoruz? Arkadaşlar bir yatıp geleyim. Şuraya bir bakayım nasıl bir çek düzen verebilirim. Daha sonra devam edelim. Yoksa böyle hem video çok uzayacak hem sizin kafanızda karışacak. Hatta benim de kafam karışacak. Hemen geri geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi böyle yaptım. Şimdi kenarlar 2. Ortalar 3 genişliğinde oldu. Camların genişliği. Ortadaki camlar 3 olunca da yüksekliğini bir tur fazla yaptım. Kenarlarını da merdivenlerle kapattım. Bilmiyorum, eğer genel görüntüyü çok bozarsa o merdivenler camların kenarında. Yani şuradakiler. Onları tekrardan dikdörtgen yapabilirim. Şimdi sütunu tekrardan yukarı kadar çıkarttım. Ve bir kırmızılık da oraya bıraktım. Aslında pek bir desene de gerek duymuyor herhalde kırmızı. Her halükarda nasıl koyarsanız koyun güzel gözüküyor. Şimdi biraz end taşı getirmiştim. Nereye koydum onları? Hatta üstümdeymiş. İşin doğrusu bu sonradan aklıma gelen bir şey. Yani kafamda canlandırdıktan sonra yapacağım binayı. Çok sonra acaba şöyle bir şey koysam olur mu diye düşündüğüm bir şey. O yüzden bakalım nasıl olacak. Buradan yukarı kadar çıkabiliyor muyuz? Evet. Eğer en taşı çok fazla ısırtırsa veya hoşuma gitmezse normal kuvars merdivenlerle yapacağım. Ve buradaki bina Mısır'da yaptığım kütüphaneden daha küçük bir bina olduğu için, yani ebat olarak çift duvar yapmak istemedim. Eğer yaptığınız bina çok büyük değilse, yani ebat olarak çift duvar yapmak sizin iç alanındaki hacminizi bayağı bir kısıtlar. O yüzden düşünmedim. Şimdi buradan ileri tekrardan aynı desen devam ettireceğiz. Şimdi aşağı inip bakmak istemiyorum. Ana hattıyla bir görmek istiyorum ki ne? Ona göre kararımı vereyim. Yoksa şimdi bir bakarsam belki de hiç hoşuma gitmeyecek. Şimdi kırmızıyla başlayalım. Daha sonra sütun olarak çıkacağız. Şimdi iki gelip iki boşluk. Camları öyle yapmıştık. Burada bir iki üç gelip iki ortada. Şuradan tekrardan. Bizim mimarlar odasından gelmişler yine. Binayı beğendiler herhalde. Yoksa binanın içine kadar geliyorlar beğenmedikleri zaman. Şimdi inip bir bakabiliriz. Son durum nedir diye. En taşı pek fena durmadı. Yalnız kuvars daha güzel olacak gibi. Artı kırmızıyla bitirip kırmızıyla başlamak da biraz saçma geldi. Şimdi zeminde oldu ama orada olmadı. Olmazsa bir tur sütun, neydi bunun adı? Ha, üzerimde kalmamış zaten onlardan. Bir tur şu sütundan, ondan sonra kırmızıyla devam etsem, yani bir tur kırmızı, ondan sonra tekrardan sütun devam etsem daha güzel olacak. Artı ikinci camları da yaptıktan sonra artık binanın yüksekliği orada belli olacak. Ondan sonra arka taraftaki çembere döneceğim. Şurayı yani. Buradan içeri girildiğinde de yani bir amfiteyatro gibi ama tam amfiteyatro gibi değil. Daha küçük tuttum o yüzden. Yani buraya gelindiğinde burada konuşmacılar konuşuyor. Senatörler de burada oturuyorlar ve o konuşmacı dinliyorlar veya kral veya buraların beyi kimse işte. O tarz bir düşünce içindeyim. En taşı olmadı. Aslında olabilir yani, eğer elinizde kuvarsınız fazla yoksa en taşı da gerçekten güzel gider bunun arasına. Yalnız o iş sadece kuvarsla olur. Kenarda herhangi bir
İncelik düşünmüyorum. Olur arkadaşlar, buradan sonrası artık ben binayı bitireceğim. En sonunda kapanış için gelirim. Ama binayı da bitiremeyebilirim çünkü fazla kuvarsım yok. Arka taraftaki çemberi dön, kenardaki ek binaları yap derken kuvarsım biterse tekrardan videoya gelirim. Burada bitiriyoruz derim. Bir sonraki bölüm buradan devam ederiz. Çünkü eğer kuvarsım yetmezse tekrar kuvars alacak zamanım yok videoyu yetiştirebilmek için. Abi bir sonraki bölüme orayı bitirmiş oluruz. Oldu. Ben burayı bitireyim. Timelapse de çekmiyorum sizin için. Çünkü bakmıyorsunuz. Timelapse'leri sevmiyorsunuz. Aslında benim çok hoşuma gidiyor timelapse'li videolar. O yüzden az sonra bina bittiğinde görüşmek üzere. Tekrardan hoş geldiniz. Dediğim değişiklikleri yaptım. Burayı normal kuvars basamaklarla döndüm. Yani merdivenlerle. Ve şu kırmızılığın arasına bir tane sütun tağı koydum. Bir üstten başlattım. Kenardaki yükseltileri yükselttim. Tam kapı yerlerini ayarlamadım. Veya pencerelerini. Bilmiyorum, tam simetrik de gelmedi gözüme. Ama tek çift, o yüzden bayağı zor. Şimdi burayı alsam burası 3, burası 4 kalıyor bu sefer. Burayı alsam burası 3, burası 4 kalıyor. Çünkü buranın genişliğini 9 diye ayarlamıştım. Belki orayı düzeltebilirim. Yani bir tur daha ekleyip buraya öyle yapabilirim. Orayı da çift götürebilirim. Ve arka duvar. Arka duvarı normal böyle tamamen kapladım. Yalnız çok kaba kaldı. Kenarlardan sütunlar çıkartıp ortaya pencere gibi yerler açmak istiyorum. Tam pencere değil de sanki böyle içeri hava giren yerler. Yalnız onu yapmak için ilk önce içerideki basamakları yapmam lazım. Yani senatörlerin oturacağı yerleri. Buranın ebatlarını söylememiştim herhalde. Burası 5, 3, 4 tane 1, 2, 3, 4. Ondan sonra 3, 5, 3, 4 tane 1, 3, 5. Yani 24'lük bir şey aldım. Ne derler? Daire. 24'lük bir daireyi plottan yarısını hallettim. İçeride senatörlerin oturacağı yerler demiştik. Onun için üzerimde taş yok da. Yani şöyle düşünün. Şurada gelip konuşmacı konuşurken senatörlerin oturduğu yerler aşağı yukarı şöyle olacak. Şuradan kenara doğru çıkacak. Buradan da böyle kenara doğru çıkacak. Bu noktanın şurada duvara nereden geldiğini bulup oradan sonra orayı sütunlarla açık yapıp hale getireceğim. Ama orayı bulmam lazım ilk önce. O yüzden şimdilik burada videoyu kapatmak istiyorum. Malzemem yeterli. Yalnız işlerim çıktı. İlk önce o işlerimi halletmem lazım. O yüzden maalesef videoyu biraz erken kapatıyorum. Yalnız bir sonraki bölüm işte çatısını hallederiz. Bu kenardaki binaları bir tur genişletirim herhalde. Yine kapılar biraz daha iyi otursun. Oranın pencere yerlerini falan ayarlarız. Ondan sonra da çatımızı hallederiz. Bu binamızı bitiririz. Biraz böyle yarım bir video oldu ama şimdilik en azından sunakları falan hallettim. Kenardaki veya tapınakları. Senato binasında bir sonraki bölüm hallederiz. Oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.